بسم الله الرحمن الرحيم والقسم الثاني ikinci kısım. Neyin ikinci kısmıydı Erol? Hocam semai abi. Tereddüde gerek yok, düşüneceksiniz. Ha. Semai amil 49 taneydi. 5 kısma ayrılıyordu. Birinci kısım 20 cer harfiydi. İkinci kısma gelmiş olduk. Vel kısmı thani, ikinci kısım. Arapçada tecvid yapmayız arkadaşlar ama tahkik yaparız. Onun için vel kısmı thani diyorum. Yani keskini keskin, ince ince, kalını kalın, pelteyi peltek okuyoruz. İkinci kısım hurufun, harflerdir. Harfün, hurufun. İki çoğul şekli var. Ahruf, huruf. Fatih ikinci sayfanın ortasında. Vel kısmı thani hurufun tansibül isme. İsmi nasbeden ve terfaul habera, haberi refeden. Yani ismi mansup kılan fethalı gibi diyoruz. Mansup neymiş? Fethalı gibi. Tekil düzenli isim olduğunda fetha alacak. Merfuda ötreli gibi diyoruz. Burada isminin nasb haberini ref eden ifadesini duyduğumuzda Arapçada şöyle bir esas daha var. Efendim buradaki el takısı muzafun ileyhden bedeldir. Yani tansibü ismehu ve terfahu haberahu yerindedir. Tamam mı? Evet. Ve hiye o da o hiye. Ne bu? Cemaat. Ne? Grup. Harfler grubu. O. Efendim çok olan bir şey cemaatün anlamına geldiği için ne yapıyorduk bunu? Dişilerin kelimeleriyle ifade ediyorduk. Evet. Hiye onun için geldi. Semanin. Bunun müennesi semaniyetün diye gelir. Semaniyetün. Semanin. Semaniyetün. Semanin sekiz tanedir. El evvelü inne. Hemen yazalım. Muhakkak. Virgül muhakkak ki. Virgül nokta nokta ki. Virgül bilesiniz ki. Bu anlamların hangisi uygunsa onu koyarsınız. Nehbü. Nehbü hâzihil cümleti anlamındadır. Bunun için nehbü termini alınmadı. Muzaf olduğu için. Nehbü gibi. Ne gibi? İnnel ictihâde. Cehd mastarından türeme ictihâde. Oradan mastar oluyor. İnnel ictihâde. Bilesiniz ki çalışmak. Şartun şarttır. Koşuldur. Linnecahi kazanmak için, başarmak için. Velizzaferi, velizzaferi üstün gelmek için. Mesela işe üstün gelmek en güzel ahlaktan bir parçadır. İşe üstün gelmek. İşine üstün gelmek. Evet. Burada arkadaşlar İctihadenin altını çiziyorsunuz, ismi diyorsunuz. Şartun altını çiziyorsunuz, haberi diyorsunuz, haber. İnnel ictihade şartun. İnnel ictihade şartun. Buyur. Çalışmak. Tekil düzenli kelimeleri ne yapıyordu? Fethalıyordu. Mansuptan maksat bu oldu. Ondan sonra şartun ötreledi. Ve sani ikincisi, ikinci harfimiz enne. Denden koyun.
İnne enne iş anlamlı yani. Kenara şöyle bir not yazın. Tam cümle başında inne, öge başında, öge deyin, öge başında enne. Hamdolsun Arapça öğretirken Rabbimin bunlar bana ikramları. Bir sürü kurallar yazarlar. Evet. Nahvu innel ab ha nahvu i'lem ennel abdiyete i'lem enne abdiyet önüne geldi, öge başına geldi. İ'lem bil ennel abdiyetel halisate kusursuz kulluk, halis arı beri kusursuz abdiyet kulluk. İ'lem ennel abdiyetel halisate lillahi sırf Allah için, evet Allah için halis kulluk, kusursuz, karışıksız kulluk. Burayı bir yaz. İçin lillah, lillah, lillah'taki lam. Hayrun en hayırlıdır. Parantez içerisinde kulluk görev olarak deyin. İş olarak, amel olarak. Evet. İnnel şey i'lem ennel abdiyetel halisate. İ'lem ennel abdiyetel halisate lillahi hayrun. Zekeriya yukarıya inneye bak bakalım ne mana yazmışsın. Hemen üstün. Muhakkak, muhakkak ki bilesiniz ki. Buradaki enne de o. Denden. O için neymiş? Li, lillahi. İçin orada. Evet, tekrar dönüyorum. İ'lem ennel abdiyetel halisate. İ'lem bil enne ki el abdiyetel halisate. Kusursuz kulluk. Lillahi, Allah için olan kusursuz kulluk. Hayrun. En hayırlıdır. Ve salisu keenne. Sanki virgül, zannet ki virgül, bil ki. Türkçe'de kullandığınız güya anlamında da kullanılır. Evet. Nahbu keennel ilme. Bilesin ki ilim hayatın candır. Evet. Parantez içerisinde veya virgül hareket kaynağıdır. Gerçek alimler durmazlar. Dininde, dünyasında çalışırlar. Halka zarar değil, yarar üretirler arkadaşlar. Ve rabi'u lakinne. Türkçe'de lakin kullanıyoruz, fakat. Nahvu eflehal mü'minü. Mü'min kurtuldu. İman eden kurtuldu. Lakinnel kafira, fakat kafir gayru müflihin, kurtulacak değildir. Kafir olarak ölene asla kurtuluş yok arkadaşlar. Allah böyle durumdan herkesi korusun. Vel hamisü, beşincisi leyte. Rabi'a 4, fa'il vezninde sayı sıfatları, ıncı eki alanlar, rabi'a 3, rabi'a 4, hamis
Hamseden hamis beşinci. Vel hamisü beşinci leyte keşke demektir. Nehvü leytes sa'ye. Türkçe'ye girmiş sa'yu gayret. Çalışıp çabalamak, koşuşturmak. Leytes sa'ye keşke. Süratle gitmek, burada yönelmek ilahiyle. İlallahi, Allahu Zülcelal'e yönelmek. Keşke, parantez içerisinde olsaydı. Arapçada bu yazılmadığı halde anlamlara çokça rastlarsınız. Leytes sa'ye, keşke, sa'yu gayret olsaydı, yönelip gitmek ilallahi teala. Allah'a. Teala başlı başına bir cümle arkadaşlar. Teala parantez içerisinde alıyorsunuz. O yüce olsun. Bir gün yüce olsun. Bu da benim bir armağanım insanlığa inşallah. Yüce olsun. Yüceliği bilinip anlaşılsın. Cenab-ı Hakk'a dua yapıyor kul, görüyor musunuz? Teala, evet, dua cümlesidir. Radıyallahu anhu, sallallahu aleyhi ve sellem gibi Rabbimize ve onun davasına dua ediyoruz. İhtiyacı yok onun ama biz muhtacız. Matlubun, murat olsaydı. Matlub neymiş? Adı güzel Murat. Murat olsaydı. Likülli insanın, her bir insan için. Mürit ve Murat. Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı isimleri. Her ikisi de. Mürit, Murat. Asıl Murat o. Asıl mürit o. Matlubun likülli insanın, her bir insan için murad olsaydı. Her bir insanın muradı olsaydı. İzafet harfleri dediğimiz bu, tamlıyorsunuz. Her bir insanın, her bir insan için eşittir. Her bir insanın muradı olsaydı. Ve sâdisü lealle. Ola ki, umulur ki. Nehvü. Leallel mevte. Ola ki ölüm, garibün minke, sana yakındır. Buradaki min altına ea koyuyorsunuz. Bu gibi yerlerde ea anlamındadır, dendan anlamında olan min, burada ea. Bazen de yani diye karşımıza açıklayıcı olarak çıkacak. Garibün minke, ola ki ölüm sana yakındır. Ve herrihil hurufu, bu harfler, 8 harften, altısını saydı. Bu harfler tüsemmel hurufel müşebbehete. Tüsemma isimlendirilir. El hurufel müşebbehete benzetilen harfler. Benzetilen harfler diye. Bil fi'li fiile. Fiile benzetilen harfler diye. Likevniha oldukları için. Bir ma'nel fi'li. Fiil anlamında. Fiil manasına geldikleri için, fiil anlamında oldukları için. Bilesiniz ki buradan dolayı diyoruz. Çünkü inne tehakkık fi enne demektir. Şu konuda kesin bilgi sahibi ol. Koskoca bir vaiz efendi, seneler önce öyle dedi, Halisten efendi dedi, bu bilesiniz ki nereden çıkardın dedim, kelimenin aslında, mana verdim dedim, ben çıkarmadım, orada mevcut, onu gösterdim. Çünkü bu dedim, fiile benzetilen harfler denir bunlara, fiil anlamı taşırlar. Evet, ve ala selaseti ahrufin, ve 3 harf üzere olduklarından, likevniha bimanel fiali
ve alâ selâseti ahrufin. Likevniha alâ selâseti ahrufin demektir. O vav oraya atfediyor, dayandırıyor. Üç harf üzere. Fesaiden. Fazla da olur. Oraya arkadaşlar fazla da olurun üzerine parantez içerisinde harf sayısı diyorsunuz. Yani fiilde olduğu gibi harf sayısı fazla da olur. Gene inşallah Arapça çalışanlara benim armağanım bu fesaideni doğru dürüst açıklayana rastlamazsınız. Bunu güzelce çözdüm. Halbuki arkadaşlar mef'ul-i mutlak çok gelir. İnsanın karşısına çok gelir. Arapça ifade edenler çok kullanırlar. Yani azıcık bir gayret edip de açığa güzelce konmamış şerhlerde. Mesela şükran ne demektir? Şekere aliyyün veliyyen şükran demektir. Orada konu Ali ile Veli arasında geçiyor. Karşılaştıkları anlatılıyor. Evet, karşılaştıkları anlatılıyor. Orada şükran geçti. Karşılaşma esnasında şekere aliyyün veliyyen şükran demektir. Adam sadece şükran dediyse sen bunu oraya açıp koyacaksın. Bu kadar basit. Kur'an tefsiri bu demektir. Yani mahsufları özetleme ile ortadan kaldırılan kelimeleri oraya koyarak açıklama yapmak. Mahsuf ve mukadderi açığa koymak. Kendi bildiğini, anladığını, düşündüğünü, hayallediğini değil. Onlar yorumdur. Tefsir bu. Allah Teala cümleyi başka yerde kullanmış. Önce oradan faydalanacaksın. Burada tekrarlayacaksın. Bütün dillerde bu var. Önce kendi dilini iyi tanıyacaksın. Mesela Ali kimdir? Babamdır diyorsunuz. Orada Ali babamdır demiyorsunuz. Ne yaptınız? Gerek kalmadığı için Ali'yi orada hasfettiniz, kaldırdınız. Her dilde var. Evet. Şimdi fesaideni açıklıyorum. Tekrar Arapça olarak. Bundan 30 sene önceki öğrencilerim, ilahiyatçı öğrencilerim, Allah hayırlı başarılar versin. Şu anda çoğu ilahiyat hocası, vaiz müftü. Öyle demişlerdi. Alisan hocamızın Arapçası Türkçe gibi demişlerdi. Bakın, Arapça ama Türkçe gibi. Fe yes'adü, saide yes'adü, yukarı çıktı demektir. Fe yes'adü, yukarı çıkar. Adedül hurufi, harflerin sayısı. Saiden, muhakkak. Demek ki cümle karşınıza tam geldiğinde mastarın görevi, bu mef'ul-i mutlak mastarının görevi pekiştirme, tekit. Burada muhakkak dedik. Ama cümle hasrolunmuşsa onun yerine geçtiği için cümlenin tamamının manasını vereceğiz. Feyaz adı yukarı çıkar adedül hurufi, harflerin sayısı sahiden muhakkak. Daha da açıklıyorum. Neyle? Yine Arapça bir cümleyle. Ey yezidül adedü, sayı fazlalaşır. Ziyade olur neymiş? Fazlalaşır. Fazla olur. Alâ selâseti ahrufin. Üç harfin üzerine fazlalaşır. Üç harften fazla olur. İkinci şartımız da bu. Demek ki neyin şartı? Fiil anlamlı denmesinin şartı. Bir, fiil manası taşıyor. İki, fiiller gibi üç ve daha fazla harfli oluyor. Üçüncü şartımız veli fethi evâhiriha, sonlarının fethalanmasından dolayı. Veli fethi evâhiriha, sonları fethalandığı için, üstün olduğu için. Vessabi'u, yedinci harfimize geldik. İlla, istisna edatı olan
İlla. Ama hangi istisnada kullanılıyor bu? Fil müstesnel münkat'i. Munkatı istisna. Munkata alaka kesikliği olan. Anlatacağım. Muttasıl istisnamız var. Alaka bitişikliği, beraberliği, birliği olan. Munkatı alaka kesikliği. Arkadaşlar, istisna demek hariç tutmak demektir. Müstesna hariç tutulan. Oraya yazın. Fil müstesnel munkadı diyor ya, hariç tutulan müstesna. Mesela arkadaşlar geldiler. Gelmeyen birini söyleyin hemen. Selim. Selim gelmedi. Selim müstesna. Selim hariç. Görüyor musunuz? Arkadaşlar geldiler, Selim hariç. Evet, söz buraya gelmişken arkadaşlar, gün be gün dünyada fitne çoğalıyor. Senelerdir tavsiye ettiğimi tekrarlıyorum. Bakın, bizde ne aidat var, ne üye var, ne hepinizin telefonları var. Bazı arkadaşlarla alışverişimiz oluyor. Telefonlarınız olabiliyor. Ne adres var. Yani diyoruz ki biz Müslümanlardan bir Müslümanız. Cemaatçi değiliz artık. Cemaatçi değiliz. Said Nursi merhum cemaatçiliğin kötülüğünü anlatmış ama maalesef öğrencileri herkesten çok ona bu konuda muhalefet etmişler. Biz cemaatçi değiliz arkadaşlar. Bugün burada ben ders veriyorum, yarın bir başkası ders verir, orada burada toplanacaksınız. Yani Allah için kendinizi geliştirmek için derslere katılacaksınız. Kim verirse versin. Buraya niye geliyorsunuz efendim? Faydalanmak için, oraya da faydalanmak için gideceksiniz. Demek ki Müslümanlardan bir Müslümanım. Allah bizi kafirlerden etmesin. Allah öldükten sonra uyananlardan eylemesin. İnsan can ciğer kardeşinden firar edecek. Ne zaman? Ahirette. Niye? Kafir olduğu için. Bunu burada idrak etmemiz gerekir. Onların da kurtuluşu için çalışırız. Allah'tan kurtuluşlarını dileriz. Ama ısrar ediyorsa cüzzamlıdan kaçmaktan dolayı nasıl bir çabaya düşerseniz kafirden de uzak duracaksınız. Niye? Allah kafirliği bize bulaştırmasın. Cüzzamlının tehlikesi dünyalık arkadaşlar. Evet. Demek ki arkadaşlar cemaatçilikten sakınacağız, çekineceğiz. Sevdiğimiz bir insan gibi sakal koyarız. Niye koyarız? Bu insanı Peygamber Efendime ben yakın görüyorum. Sakal koymuşuz Allah ve Resulü için. Efendim, geniş giymişiz Allah ve Resulü için. Şimdi kıyafetlere şuna buna da takılmayın. Niye? Farz olan vücudu örtmek arkadaşlar. Efendim, kafaları oraya takmak, taktırmamak, takmak ve taktırmak korkusu varsa bulunduğunuz yerlere mümkün mertebe hayırlı insanlara, hayırlı cemaate uyum sağlayacağız. Tekrar tekrar diyorum, cemaat derken Müslüman topluluk. Cemaatleşmek değil. Bundan sakının, çekinin arkadaşlar. Çocukluğumdan beri tekrarlıyorum. Lider Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, diğerleri öğretmen, öğrenci, baba, bebe vesaire. Allah cümlemizin harekatını, sekanatını, yani yürümesini, durmasını Resulullah Efendimiz'e uygun hale getirsin. Evet. Şimdi burada grup arkadaş, yani bir bölgeden gelen arkadaşlara şey yaptım da, sordum. Oradan açıldım. Kim gelmedi? Selim gelmedi içinizde. Evet. Sağ olsunlar, derse katılmak için bir yerden geliyorlar. Efendim, burada Selim'i istisna eyledik. Müstesna kıldık. Şimdi arkadaşlar, müstesna munkatı, müstesna muttasıl ney?
Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şurası cemaat. Şunayı oradan şuradaydı aldık buraya getirdik. Cinsler ne? Ayı. Misal şunlar ağaç, şunlar da taş. Şunlar sığır, şunlar çoban. Cins ayrılığı olduğundan dolayı çıkarılanlara müstesna munkatı diyoruz. Munkatı müstesna. Yani alaka kesikliği olan. Burada misalimizde görüyoruz. Ca'el cünudü. Ca'el cünudü. Ordu geldi, askerler geldi. İlla haylen. At, parantez içerisinde sürüsü hariç. Müstesna. Atla asker arasında cins kopukluğu, kesikliği, ayrılığı olduğundan dolayı bu gibi istisnaya ne diyormuşuz? Munkatı, müstesna, istisna, inkatı, evet, inkıta, evet. Munkatı, istisna, munkatı, müstesna. Evet, munkatı kesilmiş olan, kopmuş, ayrılmış olan nece? Cinsçe. Evet. Mesela caat tullab, öğrenciler geldi. İlla Halid'en desek. Halid, hariç. Bunların alaka kesikliği olmadığı için cins bakımından buna da muttasıl, müstesna diyoruz. Cenab-ı Hak kafiri müminden ayrı cins görüyor arkadaşlar. Onun için dedik ki Allah onların zararından bizleri korusun. El-ekillâhu bâduhum libâdun adüvün illel müttekîn. Bakın, yevm-i kıyamette dostlar birbirleriyle düşmandırlar, takva ehli müstesna. Oradaki illel müttekîn. Evet, istisnai munkatı. Müttekin orada müstesna munkatı oluyor. Munkatı müstesna. Evet. Ce'el cünudu illa kaylen. Demek ki arkadaşlar müstesna min, kendisinden çıkarılma, istisna işi yapılma olan. Şuraya da müstesna diyoruz. Şu çıkarılan, şunun adı neymiş? Kendisinden çıkarılan. Bunun adı müstesna min, şunun adı müstesna. Bu eğer cinsçe şundan ayrıldıysa, ayrıysa, kopuksa munkatı diyoruz. Aynı cinsteyse muttasıl, bitişik, beraber müstesna diyoruz. Evet. Ve seminu la li nefil cinsil mezkuri fil bahri. Fil bahri. Evet. Ve seminu 8. harfimiz la'dır. Bu illa ile la birkaç anlamda geliyor. Buradaki la da li nefil cinsil mezkuri fil bahri. Bahis konusu deriz ya. Evet. Bahis aslında anlatılan konu demektir. Bahis. Araştırmak anlamına da gelir, bahsetmek. Evet. Anlatım yapmak. Burada konuda anlatılan cinsi nefyetmek için kullanılan la. Sözde gelen la, yani söz arasında gelen la. Nefyetmeye parantez içerisinde yazıyorsunuz. Yok saymak, virgül, olumsuz kılmak. Bu iki manayı bileceksiniz ki tercümede yanlış yapmayacaksınız. Kur'an'da çokça geçen bir la kelimesi bu. Mesela la raybe, la ilahe. Konuda ilah kelimesi geçiyor, onu ne yapıyor? Yok ediyor. La ilahe, ilah yok. İstisna ile illallahu. La ilahe illallahu. Efendim, la raybe fihi. Kur'an'da şüphe yok. Kusur, hata, yanlış yok. Nahvu önemli bir şey arkadaşlar. Zavallılar çatlasın, gebersin.
Nasıl zavallılar? Din düşmanlarına, Allah düşmanlarına yaranmaya çalışan zavallı. Ayak takımı, serseriler. Okuduklar onları sokmuş arkadaşlar. Rezil etmiş. İşe yaramamış. İlimleri fayda vermemiş. La kafira Muhammedin Resulil alemine. La kafira Muhammedin Resulil alemine. Alemlerin peygamberi Muhammed'i tanımayan kafir olamaz. Olamaz. O kafir hiçbir şey olamaz. Ne olamaz? Müflehun. Kurtuluşa eren olamaz. Kurtulmuş olamaz. Yani efendim la ilahe illallah derse cennete girer. Sapıklıklarından korunun arkadaşlar. Allahu Teala ne diyor? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi ve rasulihi. Vel kitabillezî nezzel alâ rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yani arkadaşlar Allah'la pazarlık yapılmaz. Allah'ın dediğine karşı gelinmez. Allah'la başa çıkılmaz. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. Cenab-ı Hak diyor ki kafirler bizimle başa çıkacaklarını zannetmesinler. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ederim arkadaşlar. Askerlikte, sivilde hamdolsun. Asker arkadaşlarımdan çok da insanlar var. Kısa dönem askerlik yaparken molalarda, burada konuştuklarımı konuştum. Hatta dua ederken konuştum. Askerde 7000 kişilik Tugay'da hoparlörle dua ettim. Orada da konuştum. Dediği dedik olan yaratan bir tane Allah. Onun dediği dediktir arkadaşlar. Ve dediğini yapacak olan da ruhu şad olsun Mevlana öyle diyor. Diyor ki bizi kulluk için yarattıysa yaptırır. Gelin diyor cehennemde diyor falan cins hayvan gibi anılarak değil de dünyada diyor gül oynaya bu kulluğu yapar. Cenab-ı Hak cehennemliklerin anırtılarından ve hıçkırıklarından bahsediyor. Bir an Allah'ı unutmadan kulluk yapacaklar orada. Devamlı yakarış, hamd, övgü içerisinde olacaklar. Allah'ın büyüklüğünü anlatacaklar. Mevlana buna dikkat çekiyor. Diyor ki eğer Allah bizi kulluk için yarattıysa yaptırır bunu. Çünkü onun dediği dediktir. Dilediğini yapar, kimse engel olamaz. Bizi kulluk için yarattıysa bunu yaptıracak, yaptırır, yaptırıyor. Gelin diyor, orada öyle değil de burada gül oynaya bu işi yapar. Evet. La kafire Muhammedin Resulil alemin müflihun. Arkadaşlar, kafire Muhammedin Resulil aleminin altını düzgünce çiziyorsunuz. İsmi diyorsunuz. Müflihun altını çiziyorsunuz, haberi diyorsunuz. Yani ögelerin böyle cümleden ibaret olduğunu, terkiplerden ibaret olduğunu da yavaş yavaş görüyoruz. Arkadaşlar Hazreti Musa zamanında La ilahe illallah Musa Resulullah. Hazreti İsa zamanında La ilahe illallah İsa Resulullah demeyen mümin olamazdı, olamaz. Biz hepsine iman ettik. Musa Resulullah, İsa Resulullah, bütün Enbiya ve Mursalin hazratına iman ettik, tasdik ettik. Bugün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahnede olduğu için ona sahip çıkıyoruz. Biz bu şuurda olduğumuz için o günde onlara sahip çıkardık. Bugün Hazreti Muhammed'i kabul etmeyen kafirlerin damarından giden dedeleri Hazreti İsa'ya uymadılar. Hazreti Musa'ya uymadılar. Arkadaşlar,
Allah abukluk sabukluktan cümlemizi korusun. Hele hele basit çıkarlar uğruna. Kafir bana ekmek verdi. Falan şöyle etti, filan böyle etti. Çocuktum. Bana dediler ki, yavrum yavrum dediler, çocuktum. Yavrun ekmeğini yiyen, yavrun kılıcını çalar. Dedim ki, teşekkür etmek ayrı bir şey dedim. Ben it değilim ki gavurdan yana olayım dedim. Verdiyse verdi, ben de ona veririm. Ben köpek değilim ki kafirden yana olayım. Bana bir efendim vize verdi. Yok ev taksis etti, araba verdi diye. Karşılığını benden alsın, almıyorsa vermesin. Ben kendimin değilim ki. Ben Allah'a ait. Sahip sadece o. Çocuktum, inan sahibi niyetle söylüyorum. Tekrar benim eserlerde görüyorsunuz. Ya ayçiçe, bir ot ya, şemşamer derler biliyor musun? Şemşamer gibi dönüyorsun derler. Anlayamıyorlar. Ben diyorum ki keşke şemşamer gibi dönseniz. Kayseri, Yozgat, Çorum şemşamerdir. Şemsu kamer demektir. Güneş ve ay çiçeği. Ay çiçeği. O mübarek ot kara bulutların altında güneşi şaşırmaz arkadaşlar. Sabah güneşe bakarak başlar, akşama kadar izler. Ben diyorum ki ya sen insan olarak nasıl Allah'ı şaşırıyorsun? Biz arkadaşlar müminler kafire merhamet ederiz. İmansız ölmemesini arzularız. Hakkına hukukuna riayet ederiz. Ama kafir olmaktan, kafirliğe bulaşmaktan, Allah'ın düşmanı ola ola ona saygı ve sevgi duymaktan Allah'a sığınırız. İman etti, döndü, pişman oldu, Allah dedi, kölesi oluruz. Ama tekrar tekrar diyorum, basit çıkarlar uğruna arkadaşlar, önce din, diyanet, iman, İslam satılmaz, sonra da vatan, vatandaş satılmaz. Müslümanın kanı, canı arkadaşlar azizdir. Kafirin kanı, canı rezildir, pistir. Arkadaşlar, kafir memleketinde bulunduğumuz da oldu. Saygıyla orada yaşadık. Neye saygıyla? Hukuka saygıyla. Hiçbir şeylerden zarar vermedik. Af buyurun. Af buyurun. Bir sıralarını çizmedim. Tuvaletlerini kirletmedim. Kafir hakkı. Hukuka riayet. Ama orada da hakkı anlattım. Geçen anlattım size. Hollanda'da, kilisede onlardan hayır gelmeyeceğini, çünkü kitaplarını inkar ettiklerini, peygamberlerine peşlik isnat ettiklerini söyledim. Niye? O damardan dedeleri de öyleydi. Hazreti İsa'ya eza ceza verdiler. Musa olsaydı dediler. Musa oldu, İbrahim olsaydı. Şimdi de İsa olsaydı diyorlar. İsa olsaydı inanmazsınız, inanmazdınız. Niye? İsa ile aranız uzaklaştığı halde iftiraya devam ediyorsunuz. O günkü iftiracı dedelerinizin pisliği içerisinde boğuluyorsunuz. Bunu kilisede anlattım. Kilisede anlattım. Tekrar tekrar diyorum arkadaşlar. Allah bizleri yaratılış gayesinde sabit tutsun. Ve bütün ehli imana ve bütün insanlığa hayırlı, hatta yaratılmışa hayırlı kılsın. Yaratılmışa hayırlı olmak, efendim şu olmak, bu olmak, haşa. Haşa arkadaşlar, dinimizi, dünyamızı satarak değil, şu ile bu ile değil. Tekrar tekrar diyorum, bütün Müslümanlar kardeşimizdir. İnsanlık hem cinsimizdir ama kafir asla kardeş değildir. Kafirlerle alışveriş olur arkadaşlar. Hukuklarına riayet edersiniz, acır merhamet edersiniz. Ama dediğim gibi o Allah'ı tanımıyorsa siz de onu tanımazsınız. Ben bunu askerde konuştum. Allah'ı tanımayacak, ben onu tanıyacağım. Ne yapacağım? Ben yolum o yolda. Tekrar tekrar diyorum arkadaşlar, Müslümanlar su gibidir. Hayat verir bastığı her yere, huzur sağlar Allah'ın izniyle.
Allah bizleri hayırlı insanlar eylesin. Dini dünyevi başarılar versin. El Fatiha.